Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle EİS 11. sınıf DAF 15 numaralı föyümüze bakacağız. Bu föyümüzde enerji korunumundan bahsediyoruz. Korunan neydi? Mekanik enerji. Mekanik enerji dediğimiz şey bir önceki föyde açıklamıştık. Cismin kinetik ve potansiyel enerjilerinin nesiydi? Toplamı idi. Şimdi biz mekanik enerjinin korunmasını istiyorsak iki şeye dikkat etmeliyiz. Bir, o yüzeyin Ortamın sürtünmesiz olması lazım. İki, cismin üzerine dışarıdan etki eden bir e, kuvvet olmamalı, yani cismin üzerindeki net kuvvet sıfır olmalı. Şimdi <laughs> buradaki örneğimize bakalım. Cisim haş yükseklikten serbest bırakılıyor ve benim burada serbest bırakıldığımız yükseklikte bir deneyimiz var, hızımız. Buraya A noktası, buraya da B noktası diyelim. Hava sürtünmesi ihmal edildiğine göre, bizim A noktasındaki mekanik enerjimiz ile e, B noktasındaki mekanik enerjimiz sürtünme olmadığına göre eşit olmalı. A noktasında hem kinetik enerjim 1 bölü 2 mv sıfırın karesi hem de h yükseklikte olduğu için neyim var bakınız bir potansiyel. B noktasına geldiğimde ise ne var? Sadece kinetik. Ne yaptık bakınız buradaki Enerji eşitliğini yazmış olduk. Sürtünmeli yüzeylerde ise nasıl bakacağız olaya ona bakalım. Şimdi nerede sürtünmemiz var? LM arasında ve baktığımız zaman e, cisim şuraya geliyor. L noktasına K'den serbest bırakılıyor. L noktasına geliyor ve M noktasında duruyormuş. Şimdi o zaman demek ki ben L noktasına gelinceye kadar şuraya kadar bir ne kazanacağım bakınız? Bir kinetik enerji değil mi? Buradaki potansiyel şöyle gitti. Şuradaki K noktasından serbest bırakıldık, değil mi? İlk hızımız yok. Burada bir potansiyelimiz var. Burada neye dönüşecek bu potansiyel? Kinetik enerjiye dönüşecek. Ve biz bu kinetik enerjinin hepsini burada kime Kaybedeceğiz sürtünmeye. O zaman yazalım. Kazandığımız kinetik enerji ne kadardı? Mgh. Bunun hepsi bu yolda sürtünmeden dolayı ısı enerjisine gidecek. Mgh eşittir. Sürtünme neydi? Fs çarpı x. X dediğimizde burada uygulamada Lm yolu olarak ne yapılmış? Verilmiş. Şimdi o zaman örnek birimize başlayalım bakalım sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda x cismi k noktasından v büyüklüğündeki hızla aşağı doğru düşey olarak atılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru olur diyor. Cisim yere çarptığında e, ne demiş bize bakalım kinetik enerjisi maksimum olur. Şimdi bakınız bizim burada başlangıçta K seviyesinde şöyle yapalım. 1 bölü 2 mv kare bir kinetik enerjim var. Artı H yüksekliğinde sahip olduğum bir potansiyel enerjim var. MGH. Bu ikisinin toplamı yere çarptığımda bu cisme ne olarak aktarılacak? kinetik enerji olarak aktarılacak. O yüzden cisim yere çarptığında kinetik enerjisi maksimumdur. Doğru. Cisim aşağı doğru inerken potansiyel enerjisi azalır. Evet bakınız şimdi ilk durumda yere göre potansiyel enerjim mgh. Şuraya geldik. Yerden yüksekliğimiz h bölü 2 olsun. E şimdi o ne oldu? Mgh bölü 2 e yere doğru gittikçe hatta yere çarptığımızda hiç yerden bir yüksekliğimiz olmadığı için potansiyel enerjimiz en son durumda sıfır oluyor. Benim potansiyel enerjim <laughs> gitgide azaldı. Cismin hareketi boyunca mekanik enerjisi sabittir. Evet onu da nereden buluyorum? Bakın sürtünmelerin önemsenmediği sürtünmenin önemsenmediği ortamlarda mekanik enerjimiz korunur dedik. Çözümle örnekteyiz. Kütlesi 2 ilk cismi yerden 60 metre yükseklikten k noktasından 20'lik hızla şekildeki gibi ne yapıyormuş? Atılıyormuş. Buna göre cismin yere çarpma hızı. Şimdi cismin yere çarpma hızını soruyor bize. Şöyle diyelim. Şimdi benim e, yine Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre K noktasındaki mekanik enerjim şurada L noktası diyelim bakınız. K'deki mekanik enerjimiz L'deki mekanik enerjimize eşit olmak zorunda. K'de hem kinetiğim hem potansiyelim var yazıyorum. 1 bölü 2 M 20'nin karesi artı MGH. Bu L noktasında cismin sadece kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 m v kare. Şimdi bakın denklemi yazdıktan sonra görüyorum ki her yerdeki şu kütleler birbirini götürdü. 20'nin karesi 400. 400 bölü 2'den 200 artı 600 eşittir v kare bölü 2. Buradan ne geldi? 600'den 200'ü çıkardık. Ee, 400 geldi. Şöyle yapalım. V kare bölü 2. Burası da ne olmuş oldu? 800 eşittir. V kare bölü 2. Şimdi işlemleri bir kontrol edelim. Kütleyi vermiş mi soruda? Kütleyi de 2 vermiş. Gerçi her yerde gidiyor. Şöyle gönderdim. Tekrar bir teyit edelim. 20'nin karesi e, şuradan 600. 20'nin karesi 400. ha. Şimdi doğru oldu. O zaman burası ne oldu toplarsak? 1000 oldu. Evet burası... Ben de soruyu unutamadım. Durdurayım mı? İşlem yani, yapamadım iyi mi? O yeşil yazı değişiklik yapabilir miyiz şurada? Bizimle iletişime geçerek yazsana. Şimdi örneğimize bakalım ee, kütlesi 2 kilogram olan bir cismi 20'lik hızla 60 metre yüksekten bırakıyoruz ve bize şunu soruyor cismin yere çarpma hızını soruyor. Şimdi benim k seviyesi buraya da l seviyesi dersek sürtünmeler önemsiz olduğu için benim k'deki mekanik enerjimle l'deki mekanik enerjim eşit olmalı. Şimdi yazıyorum 1 bölü 2 kütlemiz 2 1 bölü 2 m v kare hızımız 20'nin karesi 400. Artı M, G, H'ımız 60'mış. Eşittir. L noktasında ise sadece neyimiz var? Bakınız kinetik enerjimiz var. Şimdi şuradan ne geldi? 400 geldi. Ee, şuradan ne geldi? Baktığımız zaman... 600 artı 1200 eşittir. Şunlar da sadeleşti. V kare 1600 eşittir v kare. Karekökünü aldığımızda cismin yere çarpma hızını 40 metre bölü saniye olarak bulmuş oldum. Sıradaki örneğe bakalım. 2 kilogram kütleli K cismi yerden 45 metre yukarıda şekildeki gibi serbest bırakılıyor. Buna göre K cismi yere hemen gösterelim. 20'lik hızla çarptığına göre bu olay sırasında K cisminin kaybettiği mekanik enerji kaç jouledür demiş. Şimdi bakalım başlangıçta şuraya K şuraya da L seviyesi diyelim. Demek ki K'daki ve L'deki mekanik enerjilerimiz birbirine eşit değil. Aradaki fark ne olacak? K'nın kaybettiği yani hava sürtünmesinden dolayı ısıya dönüşen enerji. K noktasında sadece potansiyelimiz var. Yazalım. M, G, H. Aradaki fark için şöyle eşit midir diyelim. 1 bölü 2 kütlemiz M. Hızımız da 20'nin karesi 400. Şimdi bakıyorum buradan kaç geldi? Şurası 900. Şurası 400. Aradaki fark ne kadar oldu? 500. Bu aradaki fark hava sürtünmesinden dolayı ısıya dönüşen yani kanın kaybettiği mekanik enerjidir. X, Y, Z cisimleri ve bu iplerdeki bunların bağlı olduğu iplerdeki gerilmeler 2T, 3T olarak verilmiş. İpler kesildiğinde X, Y, Z cisimlerinin yere çarpma kinetik enerjileri arasındaki ilişkiyi vermiş. Şimdi bu iplerdeki gerilmelere sebep olan X, Y, Z cisimlerinin ağırlıklarıdır. O yüzden X cisminin ağırlığı 2Mg ile Y'nin ağırlığı Mg ile Z'nin ağırlığı da nedir? 3Mg ile orantılıdır. İpler kesildiğinde şimdi başlangıçta ilk hızları yok duruyorlar. Demek ki bu seviyedeki potansiyeller yere çarptıkları anda neye eşit olacak? Kinetik enerjilerine. O zaman x'in kinetik enerjisini yazalım. 1 2 3 2mg3h'dan 6 mg h oldu. Şimdi y için yazalım. Y'nin ağırlığına mg dedik. Serbest bırakılırsa yüksekliği 2h olacak. 2 mg h dedim. Şimdi kime bakalım? Z'ye bakalım. 3 mg ağırlığı bıraktığımızda h ne oldu? 3 mg h. Bunları sıralayın demiş. En büyük x oldu. Sonra Z oldu. Sonra da kim olmuş oldu? Y. Yani doğru cevap seçeneğim E olmuş oluyor. Bakalım sıradaki 4 numaralı örneğimi. K noktasından 20'lik hızla fırlatılan X cismi şekildeki yörüngeyi izliyor ve bize L noktasındaki hızının büyüklüğünü soruyor. Şimdi bakınız hava sürtünmeleri önemsiz. O zaman enerjiyi koruyacağız. Yani bizim K'daki mekanik enerjimiz ile L'deki mekanik enerjimiz birbirine eşit olmalı. K'de başlangıçta neyimiz var? Bakınız sadece kinetik enerjimiz var. 1 bölü 2 M 20'nin karesi 400 eşittir. L noktasına geldiğimde hem bir hızım hem de yerden 15 metre yüksekte olduğum için hem potansiyelim hem kinetiğim var. EP artı EK. Şimdi potansiyeli yazalım. MGH artı buradaki kinetik enerjim 1 bölü 2 M. VL'nin karesi. Her yerde kim var arkadaşlar? Gördüğünüz üzere kütle var. Kütlelerden ne yapalım? Hemen şöyle kurtulalım. Kütleler gitti. şuradan 200 eşittir 150 artı vL'nin karesi bölü 2. Bu buraya geldi 50 eşittir vL'nin karesi bölü 2 hop vL'nin karesi eşittir 100 karekökünü alırsak vl'miz ise 10 metre bölü saniye doğru cevabında a seçeneği olmuş oldu. Kütlesi 4 kilogram olan bir cisim yerden v hızıyla fırlatıldığında 5 metre yükseklikteki yay sabitini en fazla 2 metre sıkıştırıyor. Şimdi o zaman bakınız bizim burada kazandığımız bir kinetik enerji var bu kinetik enerjinin bir kısmı buraya gelebilmem için nereye dönüşecek potansiyele kalanını da bu yaya esneklik potansiyel enerji olarak aktaracağım. Şimdi o zaman denklemimi yazmaya başlayayım. Burada kütlesi de 4 kilogrammış. Kinetik enerjim 1 bölü 2 4 v kare eşittir. Potansiyel m g h bir de esneklik yay sabiti 1 bölü 2 K'mız 2400 çarpı x kare en fazla 2 metre. Bunun karesi ne oldu? 4 olmuş oldu. Şimdi buradan hızı arıyoruz. Bakalım şurayı sadeleştirdik. 2 v kare eşittir. Şuradan ne geldi? 200 artı şöyle 2 yaparsak 4800. 2 v kare eşittir 5000. v kare eşittir 2500. Kare kökünü alırsak. V hızımızı 50 metre bölü saniye olarak buluruz. Örnek 6'ya bakalım. K noktasından yatıyor olarak fırlatılan atılan e, R cisminin izlediği yörünge şekildeki gibidir. R cisminin K noktasındaki bakınız bu mekanik enerjisi 5E e, kinetik enerjisi E Şimdi Bakınız kinetik enerjisi de E kadarmış. O zaman bizim Potansiyel enerjimiz ne kadarmış burada? 4E kadarmış. R cisminin L noktasındaki kinetik enerjisi EK, potansiyel enerjisi EP olduğuna göre bunlar arasındaki oranı soruyor. Şimdi önce bir atış bilgilerime bakayım. Buradan buraya hani hızımız bu değişmiyordu ya. X eşittir V çarpı T1 diyelim. Şuradaki süreye T1. Şimdi şuraya bakacak olursak totale bakıyorum. 2X eşittir şu süreye de t2 diyelim bakalım. V çarpı t2. Şimdi oranladığımda şunlar gitti. 2t1 eşittir t2. t1 dediğim şey t ise şurası t ise bu da neymiş? 2t. Demek ki şu aralığı da t sürede alırız. Şimdi yatay atış düşeyde serbest düşmeydi ve ben her t'de ne kadar yol alıyordum? H, 3h. Burayı belirledik. Şimdi ilk durumda şu en tepedeyken mekanik enerjim ne kadardı? 5e. Yani bu da neydi? Kinetik artı potansiyel. Kinetiğe e demiştik. O zaman potansiyelimiz 4e oldu. E bakıyorum yerden ne kadar yüksekteymişim? 4h. Demek ki biz 4mgh'a 4e demişiz. mgh dediğimiz şey e kadar olacak. Şimdi L noktasına geldim. Renk değiştireyim. L noktasına geldiğimde L noktasında hava sürtünmeleri ihmal olduğuna göre yine mekanik enerjim ne olmalı? 5E. Şimdi potansiyeli yorumlayalım. Yerden ne kadar yüksekteyiz? 3 MGH, MGH'a E demiştik. O zaman buradaki potansiyel enerjimiz ne oldu? 3E. Potansiyel artı kinetik mekanik olmalı. Yani 5E olmalı. Demek ki kinetik enerjime de kaç kaldı? 2E kaldı. Bize neyi soruyordu? Kinetik bölü potansiyeli. 2E bölü 3E'den cevabım B seçeneği 2 bölü 3 oldu. Örnek 7'yi çözelim. M kütleli X cismi K noktasından E kinetik enerjisi fırlatıldığında şekildeki yolu izleyerek L noktasına kadar çıkabilmektedir. Sürtünmeler önemsenmediğine göre E kaç MGH'dir. Şimdi bakınız. X cismi K noktasından E kinetik enerjisine fırlatılıyor. E eşittir. Buraya kadar geldik. Sürtünme yok. Enerjimiz değişmiyor. Azalmıyor. E dedik. E bunun hepsiyle nereye kadar çıkabiliyormuş? L noktasına kadar. Yani MGH'a kadar. Demek ki benim başlangıçta fırlatıldığım E kinetik enerjim 1MGH'mış düşey kesitli şekildeki gibi olan sürtünmesiz yolun K noktasından e, E kinetik enerjisi fırlatılan cisim en fazla L noktasına kadar çıkabilmektedir. Buna göre E kaç MGH'dir? Şimdi buraya geldiğimizde cebimizdeki enerjiye bakalım. Bir E kinetik enerjimiz ve ne kazandık buraya artı bir MGH. E artı MGH. Ve ben bu kazandığım enerjimle ne kadar yukarıya çıkmışım? 2H. Yani ne oldu? 2 mgH oldu. Bunu da bu tarafa gönderecek olursak o zaman E enerjimiz başlangıçta ne kadarmış? 1 mgH imiş. M kütleli x cismi K noktasından E kinetik enerjisiyle şekildeki gibi fırlatıldığında L noktasına kadar ancak çıkabilmektedir. X cismi hareketi boyunca sürtünmeden dolayı mgH kadar mekanik enerji kaybettiğine göre E kaç mg Şimdi yine biz buraya gelirken cebimizdekini bir bakalım ne kadar enerjiyle geliyoruz e artı ne var Bir de cebimde 2 MGH var bu enerjinin ne kadarı sürtünmeye gidiyordu mGH kadarı sürtünmeye gidiyordu artı burada yukarıya çıkabilmem için gereken enerjim ne kadar 3mg Hah Şimdi bu taraf ne yaptı? Bakınız 4 mgh ve 2 buraya eksi gelirse E dediğimiz enerjimiz ne kadar kaçlık bir enerjiyle fırlatılmalıymış? 2 mgh'lük bir enerjiyle fırlatılmalıymış. Bu Canan e, devirenle ilgili bilgiyi sizler de okuyabilirsiniz. Örnek ona bakıyoruz arkadaşlar. Yalnız LP bölümü sürtünmeli olan şekildeki yolun K noktasından E kinetik enerji ile geçen M kütleli X cismi R noktasına kadar çıkıp geri dönüşte M noktasında durmaktaymış. Buna göre E'yi soruyor bize. Bu tarz soruları sondan başa doğru gidiyoruz. Yani bu geri dönüşe. Buraya kadar geldiğimde Anlık olarak hızı sıfır olsun ki ben geri dönebileyim değil mi? Ne kadar e, kaybettiğim potansiyel, kazandığım enerji ne kadar? Cebimde MGH ile buraya geldim. Ve bu MGH'ın hepsi bu yolda gidiyor. Bu yolda da iki tane sürtünme var. Yani iki tane sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerjim MGH. Demek ki bir yola giden de ne oldu? MGH bölü 2. Bunu bulduktan sonra sorunun başına dönüyoruz. Şimdi başlayalım. İlk. E'lik bir kinetik enerji var cebimizde. Koyduk. Daha sonra bu yola çıktığımızda şu LN yolunun bir bedeli var. Onu ödeyeceğiz. Sürtünme kuvveti 1, 2, 3. Bir tanesi buydu. 3 MGH bölü 2 artı bir de buraya yukarıya çıkabilmek için bana MGH kadar bir ne lazım? Potansiyel. Ne oldu? 1,5. Bir, bir daha 2,5. Yani 5 MGH bölü 2'lik bir. Enerji ile fırlatılmış olmam lazım. Doğru cevabım C seçeneği oldu. Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun K noktasından V büyüklüğündeki hızla fırlatılan X cismi LM noktalarından da aynı hız büyüklüğüyle geçerek N noktasına duruyor. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Yolun KL bölümünde mekanik enerji korunmuştur. Evet yolun KL bölümünde mekanik enerjimiz ne yapıyor? korunuyor çünkü hızımız ne yaptı bakınız değişmedi ee e, gitti. Yani cisim üzerine etki eden bir sürtünme kuvveti yok. Fakat buraya geldiğimizde hızlanmamız gerekiyordu değil mi? Çünkü bu bir yokuş gibi düşünürseniz burada ne yapacağız? Bir benim kinetime dönüşen potansiyelim var. E ne yapmış? Hızım artmamış. O zaman benim bu aralıkta KM aralığında hızımın pardon LM aralığında hızımın artmamasının tek bir sebebi vardır. Demek ki LM yolu nedir? Sürtünmelidir. Yolun LM ve MN bölümlerinde sürtünmeye harcanan enerjiler eşittir. Şimdi MN de kesinlikle sürtünmelidir. Doğru. Fakat sürtünmeye harcanan enerjilerin eşit olup olmadığını bilemeyiz doğru mu? Çünkü buradaki e, sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerjinin yüksekliğini bilmiyoruz, hiçbir şeyini bilmiyoruz. Burada da aldığı yolu bilmiyoruz. Doğru mu? Ne olduğunu bilemeyeceğiz. Çünkü burada başlangıçta bir hızı da mevcut. Şimdi o halde demek ki kesinlikle doğrudur dediği için üçüncü öncülü de açıklayamadığım için doğru cevabı C seçeneği olmuş oldu. Boyutları önemsiz. M kütleli X cismi K noktasından V0 büyüklüğündeki hızla atıldığında şekildeki yörüngeyi izleyerek N noktasına çarpmaktadır. Şimdi bunlardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım X cismi L noktasından geçerken yere göre potansiyel enerjisi 4 mg mgh'tır. Şimdi X cismi L noktasından geçerken hızının şu bileşeni var. E yere göre potansiyel enerjisi yerden 4H yükseklikte olduğu için ne olacak? 4 mgh olacak. Bir doğru. X cismi M noktasındayken mekanik enerjisi 4 mgh'tan büyüktür. Şimdi sürtünmeler ihmal mi? Evet. Demek ki mekanik enerji her yerde eşit olmalı. Şimdi L noktasını inceleyelim. Bizim L noktasında hem potansiyelimiz hem kinetiğimiz var. Ve bu bizim neyimiz arkadaşlar? Mekanik enerjimiz. E, potansiyel enerjimiz 4 mgh olduğuna göre biz kinetiği bilmiyoruz ama mekanik enerjimizin 4 mgh'dan büyük olması gerektiğini biliyoruz. O yüzden x cismi m noktasındayken mekanik enerjisi 4 mgh'dan büyüktür. Doğru. Çünkü k'da, l'de, m'de ve n'de mekanik enerjiler birbirine eşit olmak zorundaydı. X cismi K noktasından N noktasına gelene kadar yerçekimi kuvvetinin yaptığı iş 3 MGH'dir. Şimdi nereden nereye geliyoruz? E, K noktasından e, N noktasına. Yerçekimi kuvvetinin yaptığı iş ise zaten bizim potansiyel enerjideki değişimimizdir. Bakın burada kazandık mGH, Burada kaybettik mgH. Bu potansiyel enerji birbirini sıfırladı. O zaman buradan sonrası bizim yer çekimine karşı yaptığımız iştir. Yani 3mgH. Doğru cevabım E seçeneği olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar sizin için ödev sorulardan seçtiğim sorulara Bakalım. Şimdi ödev testi 1'deki 1 bir numaralı soruya şöyle bir bakalım. Sürtünmelerin yalnızca LN arasında olduğu şekildeki yolun K hizasından serbest bırakılan X cismi N noktasında durmaktadır. Hemen şu durduğu yeri ne yapalım arkadaşlar? Gösterelim. Burada duruyoruz, hızımız bitiyor. Buna göre L N arasındaki kinetik sürtünme katsayısı nedir demiş. Şimdi bakınız, biz K noktasından bırakıldık, İlk hızımız da yok. O zaman sadece potansiyel enerjimiz var. Bu potansiyel enerjiyle buraya kadar geldik. Yani cebimizdeki enerjimiz bu. Ve biz N'de durduğumuza göre, cebimizdeki bütün enerji L N arasındaki yolda sürtünmeden dolayı ısıya dönüşecek. Şimdi o zaman kazandığım potansiyelin hepsi sürtünmeden dolayı ısıya dönüşecek. Yazalım potansiyelimizi. M, G, yüksekliğimiz 5. Eşittir. Sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerji. 50 m eşittir. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi fs çarpı x olarak gösteriyoruz. 50 m eşittir. Sürtünme kuvvetim neydi arkadaşlar? K çarpı tepki. E burada tepki kuvveti cismin ağırlığı. K mg çarpı x. Şu m'ler gitti. 50 eşittir. K çarpı g yerine 10 yazdık. X'imiz ne kadardı? 10 metreydi. O zaman... K eşittir 50 bölü 100 5 bölü 10 yani ne kadar bulmuş olduk sürtünme katsayımızı 0,5 olarak bulmuş olduk. Doğru cevabım B seçeneği olmuş oldu. K noktasından ilk olarak atılan 1 kilogram kütleli bir cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek L noktasına çarpıyor. Cismin tepe noktasından geçerken ki kinetik enerjisi bakınız buradan geçerken ki kinetik enerjisi ne kadarmış? 800'müş. E, potansiyel enerjisi de 450 imiş. Şimdi biz sürtünmeler önemsiz dediği için mekanik enerjiyi koruyacağız. Mekanik enerji de kinetik artı neydi? Potansiyel de o zaman kinetikle potansiyelimizi toplarsak 800 artı 450'den benim mekanik enerjim ne kadarmış? 1250 Joule. Buna göre cismin atılma hızı. Cismin K noktasındaki enerjisi bakınız K noktasındaki mekanik enerjisi e, tepe noktasındaki mekanik enerjisine eşit olacak. E, tepe noktasındaki mekanik enerjimizi 1250 bulduk. E, K noktasında bu cismin sadece kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 kütlemiz 1 ve kare 1250 bu buraya gelsin V kare eşittir 2500 kare kökünü alırsak bizim atılış hızımızın büyüklüğü C seçeneğindeki gibi 50 metre bölü saniye olmuş oldu. Şimdi ilerliyoruz bu soruları yapabilirsiniz ödev testi 2'ye geçtik şimdi ödev testi 2'de yorum soruları ağırlıklı olmuş 2'ye 1 bakalım. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda 3m, 2m, m kütleli KLM cisimleri düşey ve eğik olarak eşit büyüklükteki hızlarla şekildeki gibi atılıyor. KLM cisimleri maksimum yükseklikte potansiyel enerjileri bu olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi kütleleri sırasıyla altına yazalım. 3m, 2m, m yazdık. Şimdi benim diyor ki maksimum yüksekliğe çıktıklarında Bakalım nasıl yorumlayacağız. Şimdi şuraya baktığımız zaman benim buraya maksimum yüksekliğe çıkarken ki başlangıçtaki kinetik enerjim 1 bölü 2 mv kare eşittir. Ne olacak? mgh olacak. Doğru mu? Şimdi buradan bakarsak benim buradaki potansiyel enerjim pardon kinetik enerjim ne olacak? 1 bölü 2 3 mv kare. Burası için yazalım. 1 bölü 2 2 mv kare Burası için yazarsam 1 bölü 2 m v kare. Bu kim içindi? K içindi. Bu kim içindi? L içindi. Bu da m içindi. Şimdi k'nın enerjisi l'den büyüktür diyor. Bakıyorum evet büyüktür. Çünkü bu potansiyel enerji bitinceye kadar yükselecek ve oradaki potansiyel enerjisi anlık olarak hızı sıfır olacağı için benim başlangıçtaki kinetiğim maksimum yüksekliğimdeki potansiyel enerjim olacak zaten. Direkt kinetiği potansiyel eşitleyeceğiz. L büyük m demiş. Bakalım burada L büyük M midir? 3'e ee, bakalım önce. K büyük M. Bakalım K da M'den büyüktür. Evet doğru. Şimdi L büyük M kısmına geldiğimizde ise. Şimdi L şöyle ve şöyle. Bakınız bileşenlerini ayıracağız. Ve biz maksimum yüksekliğe geldiğimizde hızımızın sadece şu bileşeni olacak. Bakınız doğru mu? Yani o yüzden buradaki hızımız bizim V'den de ne olacak? küçük olacak. Şimdi kesinlikle doğrudur demiş. Biz açıyı bilmiyoruz. Oradaki hız bileşeninin büyüklüğünü bilmiyoruz. O yüzden aslında L'nin e, maksimum yükseklikteki enerjisi için ne yapamayız? Yorum. Kesinlikle yorumu yapamayız. O halde doğru cevabımız ne olmuş oldu? D seçeneği olmuş oldu. Şimdi şöyle bir baktığımızda e, bu föyde Diğer yorum sorularını da kendiniz çözmeye çalışınız arkadaşlar. Daha kolay sorulardı. Sizin için ayarladığım sorular bu kadar. Bir sonraki föyde görüşmek üzere.